İdlib'de yaşanan Erdoğan'ın ifadesiyle adı konmamış savaş ve ona bağlı vahim gelişmeler. Değerli basın mensupları bu sabah Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı servis aracına roketli saldırı düzenlendi. Sözlerime başlarken bu hain saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan yurttaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve milletimize baş yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Değerli basın mensupları. 27 Şubat 2020 Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok acı bir gün olarak hatırlanacaktır. O gün havadan yapılan bir saldırıyla bir kalleş saldırıyla 34 kahraman Mehmetçimiz, analarının 34 kanalı kuzusu İdlib'de şehit düştü. Çok sayıda Mehmetçimiz ise yaralandı. Bu Kıbrıs Savaşı'ndan bu yana yabancı bir ordunun Kalleş saldırısında yaşanan en büyük asker kaybımızdır. Şehitlik inancımıza göre peygamberlikten sonra en önemli makamdır. Ancak göz göre göre gelen bir felakete karşı önlem alınmaması sonucunda yaşanan bu can kayıpları kabul edilemez. Devlet aklı ve mantığı bu tür felaketleri önlemek için vardır. Bugün gelişmiş ülkeler her türlü teknolojik gelişmeden yararlanıp, orduları en az zayiatla görevlerini yerine getirsin diye askerlerini geçe, geçe, cephe gerisini alırken biz 34 yetişmiş Mehmetçiğimizi vatan evladını göz göre göre şehit verdik. Bu facianın elbette bir siyasi sorumlusu olmalıdır. Şehitler Tepesi boş kalmayacak diyerek birileri beceriksizliğine kılıf hazırlayamaz. Hele din, imam ve şehitlik gibi kutsallarımızın arkasına hiç sığınamaz. İktidarı yaklaşan felaket için kaç kez uyardık? Hava üstünlüğü ve kontrolü sağlanmadan milletimizin evlatlarını hesapsız, kitapsız Suriye'de dar bir sahaya sürmeyin dedik. Dinlemediler. Bu elim olaya kadar İdlib'de çoğu hava saldırılarında olmak üzere 18 şehit verdik. Son yaşanan felaket birdenbire gelmedi. Tekrarlıyorum. Göre göre geldi. Bu saldırıdan hemen önce Putin Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Aynı gün üç askerimiz bir başka hava saldırısında şehit düştü. Daha üç şehidimizin acısını yaşarken Regaip Kandili'ni kutlamaya hazırlandığımız gün bu hadise gerçekleşti. 34 baba ocağına ateş düştü. Suriye'de Rusya'dan habersiz kuş mu uçuyor? Hayır. Daha bir gün önce Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan Putin, yaralı askerlerimizin alınması için helikopterlerimize Suriye hava sahasını bile açmadı. Yaralılarımız, şehitlerimiz kamyonet kasalarında sınırımıza taşındı. Sarayın dostu Putin'e diyebildiği tek şey sen aradan çekil, beni Suriye rejimiyle baş başa bırak oldu. Umarız dış politikada, diğer ülkelerle ilişkilerde dostum Putin, dostum Trump diyerek dost olunmadığını artık görmüşlerdir. İsmet Paşa'nın dediği gibi büyük devletlerle ilişkiler ayıyla yatağa girmeye benzer. Büyük devletlerle ilişkilerde akıllı ve dikkatli olacaksınız. Bu ülke 2. Dünya Savaşı'nın yakıcılığından işte bu devlet aklı korumuştur. Erdoğan 5-6 Mart'ta bir kez daha Moskova'ya Putin'in yanına gitme heyecanı içinde 34 şehidimiz varken İstanbul'da yapılacağı söylenen bu toplantı neden Moskova'ya alındı? Neden Putin'in ayağına gidiliyor? Biz bunu merak ediyoruz. Her şeye rağmen umarız bu defa Erdoğan sadece Putin'le fotoğraf vermek için bu ziyareti gerçekleştirmez. Erdoğan Milli Savunma Bakanına ciddi bir dosya hazırlatır. Bu dosyayı koltuğunun altına alır, Moskova'ya götürür ve Putin'in karşısına oturduğunda bu dosyayı önüne koyar. Sonra Putin'in gözlerinin içine bakarak milletimizin merak ettiği şu soruları sorar. Sayın Putin, birliklerimizin yerlerini Rusya ile koordine etmemize yerlerini size bildirmemize rağmen askerlerimizi neden şehit ettiniz? Sayın Putin, ilk saldırının ardından Rusya'yı bir kez daha uyarmamıza rağmen ikinci saldırıyı neden gerçekleştirdiniz? Sayın Putin, savaş hukukunda yaralıları taşıyan ambulanslar vurulmaz. Siz yaralı askerlerimizi almaya gelen ambulanslarımızı bile neden vurdunuz? Milletimiz haklı olarak Rusya'dan ve Putin'den bu soruların cevabını bekliyor. Erdoğan o masadan milletimizin beklediği bu cevapları almadan kalkmamalıdır. En azından bu defa Moskova'ya sadece Putin'le yan yana fotoğraf çektirmek için değil, milletimizin evlatlarının yiten canının hesabını sormak ve başka kayıpları önlemek için gitmelidir. Ve İsmet Paşa'nın sözlerini de aklından hiç çıkarmamalıdır. Genel Başkanımız 4 Şubat 2002'de İdlib'de derinleşen krizden çıkış için hatırlayacaksınız saray rejimine beş maddelik bir öneri getirmişti. Bu önerilerimiz yerine getirilseydi 27 Şubat'ta yaşanan facia yaşanmayacaktı. Şimdi Sayın Erdoğan'a tavsiyemiz bu önerilere de Putin'le görüşmeye gitmeden önce iyi bir çalışmasıdır. Değerli basın mensupları bu vahim hadise sonrasında sarayın yaptıkları da acılarımızı arttırmıştır. Milletimiz şehitlerimiz için Cumhurbaşkanından ses beklerken Erdoğan sessizliğe bürünmüş. Her gün 3-4 kez işgal ettiği konuşma kürsüsünü Hatay valisine bırakmıştır. Milletimiz şehitlerimizin sayısını ve yaşananları devletin başından değil Hatay valisinden öğrenmiştir. Yine o gece askerlerimizin şehadet haberlerini engellemek için sosyal medyaya karartma uygulanmıştır. Bu da şehit sayıları hakkında spekülasyonların büyümesine asker ailelerinde ve milletimizde endişeli bir bekleyişe neden olmuştur. Acı olayın yaşandığı gece Sayın Genel Başkanımızın çağrısıyla Merkez Yönetim Kurulumuz acilen toplanmıştır. Sabaha kadar durum değerlendirmesi yapılmış, değerlendirmelerimiz ertesi gün tam kadro devam etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hadiseye meclisimizin süratle vaziyet etmesini gerekli gördüğümüz açıklanmıştır. Çünkü anayasamız ordumuzun sorumluluğunu Türkiye Büyük Millet Meclisine vermiştir. Analarımız kınalı kuzularını Türkiye Büyük Millet Meclisine emanet etmişlerdir. Bunu biz demiyoruz. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası söylüyor. Anayasamıza göre ordumuzun başkomutanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi varlığından ayrılamaz. Bu nedenle Sayın Genel Başkanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını arayıp sağlığı dileklerini iletmiştir. Bu vesileyle konuyu görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplanmasının yerinde olacağını da ifade etmiştir. Bu toplantının hem iç siyaset malzemesi yapılmaması hem de gizli kalması gereken hususlar olabileceği için kapalı yapılması gerektiğini de belirtmiştir. Olayın olduğu gece aynı çağrıyı kamuoyuna da duyurduk. Ertesi günde grup başkan vekillerimiz Olağanüstü kapalı oturum talebimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdi. Değerli basın mensupları. Anayasamıza göre milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerimizin, şanlı ordumuzun yurt savunmasına hazırlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı Cumhurbaşkanı sorumludur. Bu nedenle biz olağanüstü kapalı oturuma atanmış memur bakanların değil, bizzat Cumhurbaşkanının Genel Kurul'a katılmasını ve kendisiyle yaşananları değerlendirmek istedik. Bu hem milli bir meseleye milli bir duruş sergilenmesi açısından önemliydi hem de anayasanın emirlerini yerine getirmek bakımından gerekliydi. Ordu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne emanetse, taziye yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi ise meclise karşı ordumuzun hazırlığından sorumlu seçilmiş makam yani Cumhurbaşkanı bizzat gelmeli, neden ve nasıl 34 şehit verdiğimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne anlatmalıydı. Bu atanmış bakanlar eliyle baştan savulacak bir husus değildir. Ama durumun aciliyetine ve önemine rağmen bu gerçekleşmedi. Konuyu görüşmek için NATO olağanüstü toplandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı. Anlaşılıyor ki AB Dışişleri Bakanları da olağanüstü toplanacak ama şanlı ordumuzun emanet edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yazık ki olağanüstü toplanamadı. Sorumlu makamdan yani Cumhurbaşkanından bu olayda ne yapılıp ne yapılmadığını dinleyemedi. Bunu milletimizin dikkatine bir kez daha sunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı iç tüzüğü bahane ederek anayasanın hükümlerinin gereklerini yerine getirmemiştir iktidarın Libya'ya asker göndermesi için meclisin acilen toplanmasına izin veren iç düzük her ne hikmetse 34 şehit verdiğimizde olağanüstü toplantıya izin vermemiştir. Ama biliyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin acilen toplanmasını engelleyen iç düzük falan değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplanmasını engelleyen şehit analarına ve milletimize diyecek bir şey olmayan hesap vermekten kaçan Erdoğan'dır. Erdoğan atanmış bakanını kendisinin değil yardımcısının imzaladığı bir yazıyla olağanüstü değil olağan bir oturumda meclise bilgi vermek için göndermeyi tercih etmiştir. Meclis başkanı da anayasa ve iç tüzük kendisine inisiyatif tanımamasına rağmen talebimizi işleme koymamış anayasa ve iç tüzüğü çiğnemiştir. Bu meclisin iç tüzüğü sarayın taleplerine göre mi işlemektedir? O zaman nerede kuvvetler ayrılığı? Nerede hukuk devleti? Bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da oturduğu koltuğun hakkını verememiştir. Erdoğan'ın meclisin iradesine koyduğu ipoteğe vesayete karşı çıkamamıştır. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukukunu maalesef koruyamamıştır. Değerli basın mensupları, Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seslenmek yerine olayın üzerinden iki gün geçtikten sonra Dolmabahçe Sarayı'nın çalışma ofisinde alel acele düzenlenen bir toplantıyla şehit cenazelerimiz de henüz toprağa verilmeden partisinin eski ve yeni İstanbul milletvekillerine seslenmeyi tercih etmiştir. Yapılan bu talihsiz toplantı milletimizin acılarını hafifletmek yerine daha da arttırmıştır. Bütün millet büyük bir hüzün içindeyken herkes durumun hassasiyetinin gereği her sözünü tartarak konuşurken istisnasız tüm muhalefet Meseleyi siyaset üstü tutarken milletimiz Cumhurbaşkanlığı makamından milli bir duruş beklerken şehit analarının, şehit eşlerinin ve evlatlarının gözyaşları sel olurken devleti yönetenler bu toplantıda maalesef gülüp eğlenmişlerdir. Yetmemiş, bazıları yapılan esprileri böbürlenmeleri alkışlayacak kadar düşmüştür. Bu bu vicdansızlığı gören insan ister istemez Mehmet Akif'in şu dizelerini hatırlıyor. Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan, hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. Devlet yönetiminde akıl ve izanın kaybedildiğini çok zamandır biliyorduk. Ama bu son olayla devlet yönetiminde vicdanın, edep ve adabın da yitirildiğine şahit olduk. Milletimiz vicdansızlığın bu kadarını görünce keşke Hatay valisi konuşmaya devam etseydi demekten kendini alamamıştır. Erdoğan daha sonra şehitlerimiz defnedilmeden yaptığı konuşmada Putin ve Trump ile yaptığı dedikoduları, dedikoduları anlatmış, Merkel'den istediği 25 milyon avrodan avrodan bahsetmiş, gezi demiş, ihracat demiş, turizm demiş, cari fazla demiş. Sayın Genel Başkanımıza herkes beni aradı, sen neden aramadın diye atarlanmaya kalkmış, hatta yanlış yola sapacak vekillerini bedel ödetmekle tehdit bile etmiştir. Ama Şehit analarımıza 34 şehidimizin şehitler tepesine neden gömüldüğünü izah edememiştir. Değerli basın mensupları. Biz bu acı hadisenin yaşandığı andan itibaren şehitlerimiz henüz toprağa verilmemişken siyaseti bir kenara bıraktık. Milletimizin acısını paylaştık. Ama bir kez daha gördük ki böylesine acı bir olayda bile Erdoğan bu ülkenin Cumhurbaşkanı olmayı değil, partisinin genel başkanı olmayı tercih etmiştir. Şehitlerimiz henüz toprağa verilmeden siyaset yapmaya başlamıştır. Vurulan Suriye tank top sayılarıyla, ihracat ve turizm rakamlarıyla, satılan konut sayılarıyla, TÜİK'in hormonlu büyüme rakamlarıyla zilletin üstünü örtmeye çalışmıştır. Tam bir cahil bezirgen siyaseti izlemiştir. Ne aldım ne verdim. Kaç kez söyledik, Mehmetçiğimizin tek bir tırnağı İdlib'den, Suriye'den, Libya'dan bin kat daha değerlidir. Ama... Erdoğan için şehit sayılarının önemi yoktur. Her, bir, her biri anasının bir tanesi olan şehitlerimiz Erdoğan'ın gözünde birkaç taneden ibarettir. Sadece Erdoğan mı? Cahil bezirgan siyasetinde damat da ondan da ondan beter çıkmıştır. Daha şehit haberlerinin sabahında damat millete ekonomide büyüme masalları anlatan mesajlar atmıştır. Milletin tepkisi büyüyünce de ricat ettip attığı tweetleri silmiştir. Damat milletin acısını görmezden gelip şöyle şahlandık böyle kanatlandık tweetleri atarken biz eriyip giden milli geliri milletçe acımıza hürmeten dillendirmekten kaçındık. Oysa 2008'de 777 milyar dolar olan milli gelirimiz 2019'da 754 milyar dolara düşmüş. Bunu söyleyen yok. Gelirimiz 11 yıl öncesinin milli gelirinin bile altına inmiş. İşte bu iktidarın marifeti. Damadın kankası olan TÜİK Başkanı'nın tüm makyajlarına rağmen ekonomiyi borçla, milletin merkez bankasındaki kefen paralarıyla şişirme gayretlerine rağmen büyüme yüzde birin altında kalmış, buna da bayram ediyorlar. Yine 2007'de 9.656 dolar olan kişi başına düşen gelir, 2019'da 9.127 dolara gerilemiş. 12 yıl önceki kişi başına gelir, bugün mumla aranır hale gelmiş. Ama bir bayram havası var. Biz bunları şehitlerimize duyduğumuz saygının gereği o gün dile getirmedik. Cenazelerimiz kalkmadan bunları konuşmayı zulad ettik. 34 şehir haber, şehit haberini aldığımız gün mızıkçı saray yönetiminin talimatıyla İçişleri Bakanı hukuksuz bir şekilde Yalova Belediye Başkanı'mıza görevden el çektirdi. Hem de. Başkanımız belediyede yaşanan kanunsuzluğu ortaya çıkarıp şikayetçi olmasına rağmen şehitlerimiz var diye bu konuyu da gündemde tutmayı erteledik. Bunların konuşulacağı zaman elbette gelecek. Ancak karşımızdaki bezirgan siyaset anlayışı her şeyi parayla pulla ne aldım ne verdimle ölçüp biçmeyi o kadar çok seviyor ki Allah bunları ıslah etsin demekten başka bir şey de elimizden gelmiyor. Ama yine de soruyoruz. Bu mudur devlet vicdanı? Bu mudur devlet adabı? Bu mudur devlet adamlığı? Ne ayıbı biliyorlar, ne günahı biliyorlar. Ne de utanmayı biliyorlar. Onların adına da bizler utanıyoruz, onların adına da bizler üzülüyoruz. Değerli basın mensupları. Bizim siyaset anlayışımız insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi üzerine inşa edilmiştir. Partimizi ve cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe Savaş bir cinayettir sözü bizim her zaman düsturumuz olmuştur. Hayatı cephelerde geçmiş komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk şu sözleri Atatürk'ün şu sözleri devleti yöneten herkesin kulağına küpe olmalıdır. Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır. Hakiki düşüncem şudur. Ulusu savaşa götürünce vicdan azabı duymamalıyım. Vicdan insanın kıblesidir. Ve özellikle devleti yönetenler vicdanlarını kaybetmemelidirler. Ama bugün devlet aklını da vicdanını da kaybetmiş bir yönetim var. Erdoğan sosyetesiyle beraber Beştepe'ye yerleşirken, Suudi kralına Sevda Tepesi'ni tahsis ederken, damadı Kanal İstanbul manzaralı tepede arsa kapatırken, yandaşları memleketin kupon arazilerine çökerlerken, milletin çocuklarına vadede de şehitler tepesini vaat ediyor. Biz bu adaletsizliği ve vicdansızlığı toptan reddediyoruz. Senin görevin şehitler tepesini doldurmak değil. Evlatlarımız şehit olmasın diye her türlü tedbiri almak. Dünyadaki bütün devletler bunu yapıyor. Diplomasi, diplomasiyle, ekonomiyle, teknolojiyle ordusunu destekleyerek askerinin tırnağına taş değmesin diye uğraşıyor. Millet ittifakının iktidarında devlet aklıyla, devlet adap ve edebiyle devlet vicdanıyla bu milletin evlatları şehit olmasın diye her türlü gayreti sarf edeceğiz. Anaların, babaların, yavukluların ve evlatların gözyaşları akmasın diye gereken her şeyi yapacağız. Değerli basın mensupları. Ensar muhacir edebiyatıyla bir insanlık faciasına milletin 40 milyar dolardan daha fazla parasını harcadılar. Şimdi sıkışınca bu kadar mülteciye bakmak, beslemek zorunda değiliz diye veriyorlar. Avrupa'ya geçiş kapılarını açıyorlar. Şimdi Yunanistan'ın sınırda bu insanlara yaptığı zulüm asla kabul edilebilir gibi değil. Daha işin başında bu gömleğin düğmesi yanlış iliklendi. Şimdi elbise dikiş tutmuyor. Erdoğan işin başında Emevi Camiinde namaz kılma hevesine kapılıp tek başına hareket etmeseydi, Birleşmiş Milletleri göreve çağırıp onunla birlikte hareket etseydi, kapıları açmayıp sınırlarımıza hakim olsaydı Bölgenin barıştan yana ağabeyi rolünden vazgeçip mahallenin kavgacı çocuklarının arasına katılmasaydı bugün bunca sıkıntıyı yaşamazdık. Sahile vuran aylan bebeğin fotoğrafı tüm dünyayı sarsmıştı. Erdoğan da o fotoğrafları Avrupa'ya karşı bol bol kullandı. Peki şimdi kameralar karşısında botlara doldurulan mülteci bebeklerden biri tıpkı aylan bebek gibi suda boğulursa bunun vicdani sorumluluğunu nasıl taşıyacağız? Avrupalıların iki yüzlülüğü tartışılamaz. Hep övündükleri o büyük diplomatları nerede? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri neden Hatay'da değil, neden İdlib'de değil? AB Dışişli, Dış İlişkiler Konseyi neden ancak bugün olağanüstü toplanıyor? İnsanlık burada yaşanan drama neden sessiz? Türkiye'nin bu meselede yalnız bırakıldığı açık. Ama Ensar Muhacir derken bu işlerin buraya geleceğini düşünecektiniz. 40 milyar dolar harcadık, bir 40 milyar dolar daha harcarız derken bunları akıl edecektiniz. <laughs> Suriyelileri ülkelerine göndermenin en kestirme yolu Suriye'de savaşın bitmesinden geçmektedir. Bunu hep söyledik, bir kere daha söylüyoruz. Bütün dünya bu konuda seferber edilmelidir. Savaş uzadıkça bu mesele kangren haline gelmektedir. Değerli basın mensupları, Erdoğan'ın şu anki Suriye politikasına iki kesim müteşekkirdir. Biri insan kaçakçıları. Bizim yasalarımıza göre insan kaçakçılığı suç mu suç ama insan kaçakçıları ekranlarda Erdoğan'a teşekkür ettiler. İkinci müteşekkir kesim ise emperyal güçler, PKK'nın uzantısı YPG ve İdlib'de saklanan IŞİD'ciler. Çünkü bugün İdlib'de yaşananlar Suriye'nin bölünüp parçalanmasına hizmet etmekten başka bir şey yaramıyor. Ne diyelim? Allah milletimize yaklaşan seçim sandığında kadar sabır ihsan eylesin. Bir kere daha tekrarlıyorum sözlerimi bitirmeden. Sayın Erdoğan, Moskova'ya gittiğinizde Putin'e şu üç soruyu sormayı unutmayın. Bu Trump'ın hakaretlerle dolu mektubunu mahcup bir şekilde masanın kenarına iliştirmenize benzemesin. Putin'in gözlerinin içine bakarak sorun. Askerlerimizi neden şehit ettiniz? İlk saldırıdan sonra sizi uyarmamıza rağmen saldırıya neden devam ettiniz? Yaralılarımızı almaya gelen ambulanslara neden ateş açtınız? Sayın Erdoğan, bu soruların cevabını almadan masadan kalkmayın. Moskova uçağında seyahat edecek gazetecilere de Putin'in bu sorulara ne cevap verdiğini Erdoğan gazetecilerde Putin'in bu sorulara ne cevap verdiğini Erdoğan'a sorabiliyorlarsa sorsunlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Buyurun. Fox Haber Fırat Irmak. Efendim üç sorum olacaktı. İlki e, konuşmanızda değindiniz ama Şehitler Tepesi ile ilgili. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da toplantınızdan önce bir açıklaması oldu. Şehitler Tepesi boş değildir. Boş kalmayacak. E, Sayın Genel Başkanı kastederek. Bay Kemal'in şehadet, şehitlik diye bir derdi olmayabilir. Fakat Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin e, genel başkanının havasında gezinen bu şahsın e, sadece bir şey hatırlatacağım. O da Çanakkale'de tüm askerlerimize Gazi Mustafa Kemal'in hitabıdır. Nedir o dedi? Ben sizi ölmeyi emrediyorum demiştir. E, Kılıçdaroğlu şehadetten uzak, şehadet nedir bilmeyen, bunun cahili olan bir kişidir dedi. Öncelikle bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Bir kere Sayın Erdoğan, bu Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin hangi koşullarda söylendiğinin bile farkında değildir. Burada söz konusu olan vatandır. Vatan söz konusu olduğu zaman bu vatanı korumak için herkes elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ama burada bir şey söyleyeyim. Şehitler Tepesi edebiyatının arkasına sığınarak kutsalları ön plana çıkararak 34 tane şehidimizin hesabını vermekten kimse kaçamaz. Evet İdlib ile ilgili efendim e, yine Sayın Cumhurbaşkanı daha önce yaptığı bir açıklamada savaş diyebilirim e, demişti kendisi. Şu anda da İdlib'te Suriye'nin bir hava saldırısı oluyor. E, biz de hani, operasyonumuzu başlattık. E, sahada Türk ordusuyla e, Suriye ordusunun bir karşı karşıya gelme durumu var. Yaşanan bu durumu siz nasıl tanımlıyorsunuz? Natı, nasıl niteliyorsunuz? Şimdi zaten konuşmamın başında söyledim. Sayın Erdoğan bunu savaş diyebilirim diyor. Ama bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bu savaşsa, olan biten anayasaya aykırıdır. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kendilerine savaş izni vermedik. O yetki bizde. Bizim verdiğimiz kabul edilen tezkere şunu söylüyor. Terörle mücadele ve göçün engellenmesi için verdik bu tezkereyi. Yine PKK, PYD, YPG ve DAEŞ terör örgütleriyle mücadele için verdik tezkereyi. Dolayısıyla burada eğer bu savaşsa anayasaya aykırılık var. Efendim son sorum. mülteci politikası ile ilgili Sayın İçişleri Bakanı dün gece itibariyle sınırı geçenlerin 100 bin olduğunu rakamı 100 bin olarak paylaştı. Cumhurbaşkanı da bu politikamız devam edecek kapılar kapanmayacak dedi. Ama Avrupa'nın da e, tavrı ortada Yunanistan, Bulgaristan e, yaşananları görüyoruz. Bu mültecilerle ilgili yaşanan durumu ve bu politikayı nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkürler. Ee, biraz önce söyledim. Yani konuşmamın son bölümünü özellikle buna ayırdım. Bu, bu manzaraları doğru bulmuyorum. Ama bu gömleğin düğmesi baştan itibaren yanlış iliklenmiştir. Şimdi elbise dikiş tutmamaktadır. Ee, şunu açıkça ifade edeyim. Şimdi şu soru herkesin aklında bu 100 bin kişi gitti, 200 bu, bu, bu nedir? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Bunu anlamak mümkün değil. Yani kimse kusura bakmasın ama bu ülkenin İçişleri Bakanı sanki Saddam döneminin Enformasyon Bakanı gibi. Değerli arkadaşlar, ta işin başından bu yana her şey hatalı gitmektedir. Türkiye maalesef yönetilmemektedir. Türkiye savrulmaktadır. İşte bütün bu açıkları telafi etme görevi de şanlı ordumuza kalmaktadır. Evet buyurun. E, dün Ankara'da e, bir şehit cenazesi vardı. 34 şehitten biriydi e, piyade uzman onbaşı Halil Çankaya ve o cenazede e, MHP lideri e, Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, elini sıkmadı. Değerlendirmeniz nedir? Valla ben Sayın Bahçeli'nin eline değil yüzüne baktım. Orada yere doğru bakıyordu. Ciddi bir mahcubiyet ifadesi vardı. Ama Sayın Bahçeli'nin genel başkanımızı elini sıkmaması genel başkanımız açısından bir eksiklik değildir. İltar Yeşiltaş A Haber. Efendim, şu anki konjonktürde e, Suriye, e, İdlib'de yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Cumhuriyet Halk Partisi sürecin başından beri e, Esad rejimiyle masaya oturulması gerektiğini ifade ediyordu, savunuyordu. E, şimdiki durumu göz önünde bulundurduğunuzda e, bu tezin arkasında mısınız? E, bir diğer sorum da efendim, Esad rejimine yakın bazı medya organlarında e, Sayın e, Kılıçdaroğlu ile ilgili müttefikimiz ifadeleri e, yer alıyor. E, bu e, duruma ilişkin değerlendirmeniz ne olacak? Teşekkürler. Esat rejiminden önce Moskova'da Putin rejimiyle masaya oturulacaktır. Bugün 34 askerimizin şehit edilmesinin arkasında Putin rejiminin olduğu tartışmasızdır. Oralarda Rusya'dan habersiz kuş uçmamaktadır. Dolayısıyla önce ona bakılacak. Ondan sonra diğerlerine bakılır. Yani çok açık söyleyeyim. Bugün hala da bizim bundan önce vermiş olduğumuz, hükümete vermiş olduğumuz, genel başkanımızın hükümete vermiş olduğu beş maddelik öneri şeyi, kağıdı geçerlidir. Bu kağıda bir daha bakılmalıdır ve bu çerçevede hareket edilmelidir. Teşekkür ediyorum.